sene verip geçin bu işlere. Önlem alın diye anlatıyoruz. Bayramın ikinci günü, birinci günü bizim derdimiz de size bu tür efendim yayınlar yapalım, videolar paylaşalım. Hala sizi düşünüyoruz. Hala bir şeyler yapabilirsiniz belki, bir önlem alabilirsiniz belki diye düşünüyoruz. Ha, biz almak istemiyoruz. Bu söylenenler yanlış. Yani bu işin sahipleri vereceğiz diyor. Siz oradan verilmeyecek. Ya bu kararı siz mi veriyorsunuz? Ya kararın sahipleri diyor ki vereceğiz. Vermek zorundayız. Bakın ne diyor Sayın Bakan. Sayın Bakan da oradaydı. Hepsinin bilgilerini aldım ben. Yani böyle işkembeden sallamıyorum size. Bir şeyler öğrendik ki, biliyoruz ki, görüştük ki size anlatıyoruz ya. Bir dinleyin. Milletin söylediklerini geçin. Diyor ki, bir gazeteye vermiş olduğu demeçte. Ben ondan önce Sayın Bakan'ın neler söylediklerini biliyorum çünkü. Anlaşma metninde yer alan bilgilerin paylaşımını reddeden ülkelerin vergi cenneti ilan edilme, uluslararası fonlardan yararlanamama veya uluslararası finans bankacılık sisteminden izole edilmesi gibi ağır yaptırımlar içeriyor. Geçen yıl Türkiye'nin anlaşma kapsamında, iyi dinleyin. Hani orada yorum yazanlar için. Anlaşma kapsamı 72 ülkeden bilgi alacağı, 57 ülkeyle de 2019'a ait bilgileri paylaşacağı açıklandı. Yani paylaşıldı geçen yıl. 2019'unki 2020'de paylaşıldı. Bunu bilin. Bu paylaşıldı. Bunlar arasında Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya gibi Türklerin yoğunlaştığı ülkeler yer almadı. Evet, onu da söyle, yer almadı. 2019'da vermedik dedik. Bizimkiler vermedi. Direttiler. 2020'den 20'yi 21'de verelim dediler. Onu da uzatmaya çalışıyorlar. Evet. Anlaşma Türk vatandaşlarının Türkiye'deki finansal bilgilerini bulundukları ülke yönetimiyle paylaşmasını gündeme getirdi. Türkiye'de küçük tasarrufları bulunan Türklerin ikamet ettikleri ya da çifte vatandaş oldukları ülkede sıkıntıya girmesi, cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmaları ihtimalinde beraberinde getirdi diyor. Meclisin devreye girmesiyle ardından gelen Gelirler Genel Müdürlüğü konuyu tüm boyutlarıyla yeniden mercek altına aldı. Şimdi arkadaşlar, 2020'nin 21'de verilmemesi için bizim devlet yetkililerimiz, hükümet yetkilileri büyük mücadele verdiler. Ekofin toplantısında son 23 Şubat'ta çıkan şuydu. Türkiye bu bilgileri bu sene, geçen sene hadi ertelediniz. Yani 2019'u 2020'de ertelediniz ama 2020'yi 21'de erteleyemezsiniz. Eğer ertelerseniz sizi kara listeye alacağız dediler. Ve bizimkiler şu anda 2020'yi 2021'de Eylül ayında veriyorlar. Bu net. Şimdi bizimkilerin sıkıntısı. Bu 5 ülke var ya, 5 ülke. Bu 5 ülkeye, hani söyledim ya demin, 2019'u da istiyorlar adamlar. 2019'u vermeme mücadelesi yapıyorlar. Kim nereden biliyor? Ya işte bunu yetkililerden görüşüyoruz. Siyasilerle görüşüyoruz. Oraya katılanlarla görüşüyoruz. Bunu biz size kendi fikirlerimiz olarak beyan etmiyoruz. Biraz akıllı olun. Lütfen. Bunları niye söylüyorum? Sizi korkutma mahiyetinde değil. Önlem alın. O yazanlara da acıyorum, üzülüyorum. Birilerinin borazanlığını yapıyorlar veya tetikçiliğini yapıyorlar. Akıl, mantık olsa bunun doğru olduğunu öğrenirler, bilirler. Bu yazanlar, çizenler, orada çıkanlar, sizin kafanızı karıştıranlar kim? Kim, kim? Kim bunlar? Bir bakın ya, kim bu adamlar, kim? Nerede ne yapmışlar, nerelerde çalışmışlar, hangi gazetecilik yapmışlar, nerede televizyonculuk yapmışlar? Yapsalar zaten görürsünüz onları, bir yerlerde çalışıyor görürsünüz. Bir medya kuruluşunda çalışıyor görürsünüz yani. Bakarsa burada çalışıyor bu adam, evet bilgisi vardır. Niye? Çünkü o yetkililerle bu adam temas halindedir, bunları bilir dersiniz. Ama öyle değil. Kafanızı karıştırıyorlar, oraya bir de yakışıklı yorumlar yazılıyor. Onlara da yani gülüyorum sadece ama size de üzülüyorum. Bu bilgiler 2021, yani bu sene Eylül ayında verilecek. Mühim olan, bankaların bilgilerini inşallah Haziran'a kadar tamamlayamazlar. Yani hepsini veya o zamana kadar süre tanır. Bu zaman zarfında da aklı başında olan, iyi düşünen insanlarımız gider Türkiye'de önlemlerini her halükarda alır. Artık %70 mi, %30 mu, %50 mi, %60 mı bu işin içinden yırtar onu bilemeyiz. Ama önceden önlem alanlar %90
önlemlerini aldı demektir. Bizi dinleyenler, akıllı olanlar bu işi yaptı. Yapmayanlar, başkalarını dinleyenler, onların sözüyle hareket edenler, hatta o yorumları yazanlar, görüşeceğiz. Ama üzüleceğim. Görüşeceğiz sizin halinize. Üzüleceğim. Görüşeceğiz. Ya diyorum ki bu işin en yetkilileriyle biz görüşüp size bilgiler veriyoruz. Anlasanıza artık. 2011'de Eylül ayında bu sene 2020'nin bilgileri verilecek. Bu kadar basit. 2019'un verilmemesi için baskı yapıyoruz şu anda. 2019'u da almak istiyorlar. Eğer vermezseniz sizi kara listeye alırız diyor adamlar. Bunu söyleyen Avrupa Birliği. Niye anlamıyorsunuz? Anlayanlar anladı. Anlamayanlar anlamamaya devam etsinler. Ben ama yine de doğruları söyleyeceğim. Aklınızda olsun. Bu sene veriliyor. Şansınız yok. Önlem aldınız, aldınız. Anlamadınız. Ülkenize küseceksiniz. Devletinize